denizin derinliklerinde ya da uzay boşluğunda çalışmak tüm yüksek teknolojiye rağmen dalgıçlar ve astronotlar için büyük riskler içeriyor. Bu nedenle bilim adamları bu zor koşullarda çalışacak robotlar üretmeye başladılar. Günümüzde ise robotlar teknolojisinin gündeminde yeni bir kavram bulunmakta. Biyomimetik robotlar, yani doğayı taklit eden makineler. Artık bilim adamları bir canlıyı taklit ederek robotlar yapmayı çok daha doğru buluyorlar. Örneğin çölde yapılacak bir keşif için akrebe ya da karıncaya benzeyen, deniz dibindeki bir araştırma içinse balığa ya da istakoza benzeyen robotlar yapılıyor. Ve bunlar diğer robotlardan çok daha başarılı. Bilim adamlarını doğadaki canlıları taklit etmeye iten şey kusursuz vücut tasarımlarıdır. Yeryüzünde en iyi hareket eden canlılar eklem bacaklılardır. Hızlıdırlar. Bu nedenle eklem bacaklıların yapıları bilim adamlarının dikkatini çekiyor. Ve robot çalışmalarında bu canlıları örnek alıyorlar. Bu robotun adı Ayriol. Ve robot uzmanı Ed Williams. Ayriol, eklem bacaklı robotların ilkini temsil ediyor. Yengeçten esinlenerek tasarlandı. Ayriol'un bilinmeyen bölgelerin keşfinde bilim adamlarına yardımcı olacağı umut ediliyor. Ama aralarında çok büyük bir fark var. Ayriol bir yengece ne kadar benzese de bacaklarını kıpırdatmak için bile gücünü önceden programlanmış bilgisayardan alıyor. Hareketleri ise yengece göre çok acemi. Kısacası yapılan en iyi robot bile gerçek bir eklem bacaklı canlıyla kıyaslanamıyor. Bu örnekler bize göstermektedir ki bir canlının tek bir özelliğini taklit etmek için bile büyük çabalar gerekir. Darwin'in evrim teorisi ise canlıların bir planlama olmaksızın rastlantılarla kendi kendine oluştukları iddiasındadır. Doğanın detaylarını inceledikçe bilim Allah'ın varlığının yeni delillerini bulmaktadır. Bu filmde doğanın bilim adamlarına ve mühendislere nasıl ilham kaynağı olduğunu inceledik. Doğadaki yapılar o denli mükemmel yaratılmıştır ki insanoğlu en büyük başarıya bunları taklit etmekle ulaşmaktadır. Buysa tüm doğayı yaratan Yüce Allah'ın
ne kadar büyük bir güç ve bilgi sahibi olduğunu bize gösterir. Kavranması gereken bir diğer gerçekse, Allah'ın her şeyi öncesinde bir örnek olmadan yaratmış olduğudur. Bu, Allah'ın sıfatlarından biridir. Allah'ın Kur'an'da geçen bedi sıfatı, örneksiz yaratan anlamına gelir. Rabbimiz Kur'an'da şöyle buyurur: O, gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O, her şeyin üstünde bir vekildir.